Hocam sürekli erteliyorum çalışmayı. Evet, ya. Ne yapacağım ben? Herkesin gerçekten de büyük bir problemi bu. Hep ertele butonuna basıyorum. Aynen, ben ders çalışmayı hep erteliyoruz. Bununla nasıl başa çıkabiliriz? Çok basit aslında. Tonguç Aram'ın bir kere erteleme döngüsü denilen bir şey var. Döngü. Aynen, erteleme döngüsü dediğim şey şu aslında. İlk başta Tonguç Aram benim erteliyoruz. Mesela bir işimiz var. Akşam başlarım. Sonrasında suçlu hissediyorsun. Yine yapamadım diyorsun. Sonrasında panik yapıyorsun. Aa, nasıl yetişiyorsun? Aynen, sonrasında mazeretler ortaya çıkıyor. Bir saat daha oynayayım. Ne olacak ki? Aman ölümlü dünya falan filan. Kupa topluyorum hocam burada. Sonra tekrar erteliyorsun. Yani bu döngü devam ettikçe sen yuvarlanıp gidiyorsun aslında. Farkında değilsin. Yarın yaparım. Sonrasında şöyle bir şey oluyor bak. Görevlerimiz bu noktalar diyelim. Evet hocam. Zamanımızda bu boşluklar diyelim. Noktaların aslında bu boşluklara her birisine değinmesi gerekiyor değil mi Tonguç abi? Evet hocam. Aslında hepsi teker teker girse ne kadar rahat çalışacağız. Ama aynen, biz ne yapıyoruz? Hepsini bir arada yaparaktan zamanımızı... Faturayı son gün ödüyorum. Ufacık bir zamanda bir sürü görev bir anda yapmak zorunda kalıyoruz. O yüzden insan beyni, emeği, insanın çalışması buna yetemiyor. Dolayısıyla patlıyoruz. Evet. O yüzden bizim yapmamız gereken şey şu. Nasıl ertelemeyi durdurmamız gerekiyor. Ertelemeyi durdurmak için ilk başta daha sonra hayır, yarın olmaz kelimeleri sözümüzden atıyorsun Tonguç Aram'ım. Sadece ve sadece ne düşüneceğiz? Şimdi düşüneceğiz. Şimdi yapacağımız her şeyi şimdi yapmamız gerekiyor. Yarın öbür gün değil. Tebrik ediyorum seni. Sadece şimdi odaklanmamız gerekiyor. Peki planlı çalışmak için erteleme çukuruna düşmememiz gerekiyor. Demin de sana söylediğim gibi. Eğer biz bu yolda giderken, planlı çalışma yolunda giderken ertelemeye düşersek ne oluyoruz? Sonrasında tökezliyoruz. İstediğimiz hedefe ulaşamıyoruz. Bravo diyorum sana. Nasıl çalışacağız? Mesela sabahleyin kalktık diyelim. Sabahleyin kalktık. İşte bir saat matematik çalışın 9'dan 10'a kadar. 10'dan 10.30'a kadar kitap okudun. Kitap okumak inanılmaz önemli bir şey. Sonrasında ev okulu izledin. Tonguç izlemeyi yaptın. Çok severim hocam. Aynen. Sonrasında fen çalıştın diyelim bir saat diyelim. Sonrasında oyun oyna, gez, eğlen, akşam yemeğini... Artık hakkımı alırım ben. Ya gez, eğlen derken evinde tabii gezebiliyorsun bu arada. Uykunu, uyu, onu... Ya aynen bak. Aslında bu döngüyü çalıştığın zaman, bu döngüyü ertelemediğin zaman aslında başarılı olacaksın. Dolayısıyla burada çok önemli bir nokta daha var. Stres oluyorum hocam. Aynen, stresini ideal seviyeye getirmen gerekiyor. Nasıl yani? Yani mesela eğer çok yüksek bir stres seviyesinde olursan, mesela 8'de mekizde olursan, ilk başta kendini sakinleştir. Lütfen rica ediyorum. İlk başta sakinleş ve derin bir nefes al. Bu çok önemli bir şey diyorsun. Nefes egzersizi diye bir şey var. Bilimler var bununla alakalı. Nefesin alınıp verilmesiyle kendini sakinleştirme diye çalışmalar var. Dolayısıyla sen bununla ilk başta kendini bir sakinleştir. Sonrasında Tonguç Aram Bey'im ideal stres seviyesine geldikten sonra planlarını yapmaya çalış. Çünkü eğer stresin fazlayken plan yaparsan da panik yapıp yamuk yumuk bir şey yaparsın diyoruz. Şimdi bir kere şunu unutmayalım Tonguç'um. İlk başta biliyorsun mesela bir işimiz var diyelim. Evet. Bu işimize kalan zaman azaldık. 3 haftamız var, stres seviyesimiz düşük. 2 haftamız var, yine düşük. 1 haftamız düşük. 4 gün var. Ama 2 günden sonra artık diyor ki ben bunu yetiştiremeyeceğim. Stres seviyemiz bir anda 10'u, 15'i, 17'yi, 20'yi görüyor. Dolayısıyla bu dönemde gerçekten biz çok yoruluyoruz. İnsanın hastalıklarının çok önemli bir sebebinin bilim adamları stresten kaynaklandığını, başarısızlıklarının büyük bir sebebinin stresten kaynaklandığını artık söylüyorlar. Yani bir doktora gidiyorsun, diyorsun ki ne oldu? Niye işte şey oldum? Aynen, niye bir mide kanaması geçirdim? Allah korusun tabii, öyle olması için. Veya işte niye büyük bir stres yapmışsınız beyefendi diyorlar. Niye böyle ağrılarım? Stres yapıyorsunuz beyefendi diyor. Bak, fiziksel hastalıklar bile stresin oluyor. Başarısızlık. Niye başarısız oldun? Niye sınavını iyi yapamadın? Çok streslendim. Hayır, böyle olmaması gerekiyor. Unutmayalım. Benjamin Franklin'in çok önemli bir sözü var Tonguç'um. Sen erteleyebilirsin ama zaman akmaya devam eder diyor. Gerçekten de sen erteleyebilirsin her şeyi ama işlerimiz birikmeye devam ediyor. Zamanımız daralmaya devam ediyor. Benjamin'e veren Bünyamin değil. Hatta. Ama Bünyamin de diyebilirsin. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla lütfen sıkıştırmamaya çalış ve her işi zamanında bitirmeye çalış. Daha doğrusu kendini iyi planlayıp yavaş yavaş da olsa mutlaka işleri tamamlamaya çalıştığım için. Şimdiden o zaman başarılar evladım. Hadi bakalım, ödül sorumuzu yap, yorumlara yolla. Sağ olun hocam.